Ya hanım, memnun muyuz arkadaşlıktan, Evet, çok güzel konulara değindiler. Ben de bu konulardan zaten şikayetçi olduğumu söylemiştim Şener'e falan da gitmeden önce. evet. Yanımdaydı oraya gelmeden önce de. Yani gayet güzel bir program. Tebrik ediyorum sizi yayınınızdan dolayı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Peki, ederiz canım. şunu söyleyelim size. Hani arkadaşlarımız burada kısıtlı zaman içerisinde hani canlı yayında düşüncelerini aktardılar, isteklerini söylediler, eksiklerimizi söylediler. Peki sizin de Tokat hakkında söylemek istediğiniz konular var mı ya da üniversitemiz hakkında? Üniversite olarak öncelikle sadece reklamımızın yapılmadığını düşünüyorum. Yoksa gayet köklü ve akademik kadrosunun sağlam bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Toplantı insanlar biraz daha duyarlı olursa öğrencilere karşı daha iyi olur. Ben de Tokatlıyım. Evet. Ama İstanbul'daydım ben 20 yıldır. Burayı kazanınca geldim ben de ailemle beraber. Ama bu yani insanlar biraz daha duyarlı olmalı bence. Yani Tokat'ın öğrencisini biraz daha koruyup kollamalı. Çünkü büyük katkı sağlıyor öğrenciler Tokat'a. Bütün esnaflara büyük bir katkısı var. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Buradan tüm halkımıza duyuralım. Hem komşuluk ilişkilerinde olsun, hem esnaflara hani alışveriş yapmaya gittiğimiz zaman konuşma şekli olsun, tarzı olsun, yaklaşımı mı olsun. Umarım bundan sonra bu programla değiştireceğiz arkadaşlar. Evet Esra Hanım, arkadaşlarınıza aktarmak istediğiniz duygularınız var mı? Onları da tebrik ediyorum oraya çıkma cesaretini gösterdiklerinden dolayı, özellikle Bahar'a. O biraz sosyaldir. Evet İkisini de haftaya çok çok öpüyorum. Pazartesi günü zaten okulda görüşeceğiz. Evet haftaya sizi de o zaman programa davet edelim mi? Peki, tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinizi duyduk. Çok çok mutlu olduk. İyi akşamlar Teşekkür. Ben diliyoruz. teşekkür Çok ederim. sağ ol Esra. Çok İyi sağ ol akşamlar. Esra. Teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Evet, değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Kanal 60 Televizyonu canlı yayın stüdyomuzda. Bu arada haftaya programımızda şunlar olacak. Bir öğrenci evine gireceğiz. Öğrenci evinde çekim yapacağız. Bunu söyleyelim. Sürpriz olsun tabii. Ve aynı zamanda Sağlık Meslek Yüksek Okulu'na konuk olacağız. Orada da yine çekimlerimizi gerçekleştireceğiz değerli izleyenler. Evet, Tokat'ta olmasını istediğiniz konular demiştik. Bahar Hanım, sözünüz yarım kaldı. Kusura bakmayın. Buyurun. Estağfurullah. Yani diyeceklerim bu kadar. Bir de öğrenciye Esra'nın dediği gibi biraz saygı gösterirlerse, çünkü mesela biz bunu hiç yaşamıyoruz Evet. ailece olduğumuz için, ama çok duyuyoruz. Öğrenciye ev verme konusunda büyük titizlik yaşıyor Evet. Tokatlılar. Ama aynı zamanda o Tokatlılar hem öğrenciden evlerini saklıyorlar, hem de evlerini başkasının oturamayacağı şekilde temizlikleri muhafaza etmiyorlar. Yani hep harabe gibi evler gördük biz. Bu konuda daha ehemmiyet gösterirlerse güzel olur. Evet, mesela ya çok kötü şeyler akılda kalır ya da çok iyi şeyler akılda Evet. kalır. Öğrencilerin bazıları bunu yapmış olabilirler. Biz de çok dinledik. Mesela parkeleri söküp yakmışlar. Duvara tünel açmışlar. Yani böyle şeyler duyduk. Ama bunun haricinde çok temiz arkadaşlar da var, öğrenciler de var. Yani bu kadar da çok şey olmasınlar. Titiz olacaklarsa önce kendi ellerini bir temizlesinler. Ondan sonra öğrencilerin temizliklerine dikkat etsinler. Ona, yani ne derler ona? Neyse, ben bu konuda Şener konuşsun. Buyurun Şener Hanım. Siz de son sözlerinizi rica ediyoruz. Evet. Bahar en başta dedi, kafe aramak isteyenlerin bir bahanesi diye. Evet. Gerçekten biraz öyle, çünkü hani kafe olarak zaten yeterli görüyorum. O kadar fazla öğrenci yok. Onlar da ona yeter. Yani etrafıma baktığım zaman yapılar zaten mevcut. Bina yapıları özellikle gerçekten şu Evet. anda güzel adım atıyorlar. Onların güzel şeyler var yani, ama bir eksiklik görmüyorum. Yeterli olur bence. Hani daha fazla abartılmasının gereği yok. Evet, Bahar Hanım. Gerçekten eğlenilecek yerler de var öğrenciler için. Kültür açısından, gelişme açısından. Hani tarihi olarak tamam biraz eksiklik olsa da, gerçekten gidip görülmesi gereken yerler araştırırsanız var. Evet. Devlet tiyatrosu mesela gelse çok güzel olur. Öyle bir şeyi de buradan seslenelim. Evet, sesimizi duyuralım bakalım. Bu arada restorasyon demiştiniz biraz önce, keşke yapılsa demiştiniz. Ben o konuda Tokat ile karşılaştırma yaptığım bir şehir var. Amasya'yı kıyaslıyorum. Tokat'la neredeyse aynı. Hem dağları olsun hem şehrin yapılaşması olsun. Yine aynı şekilde Yeşilırmak'ın şehrin ortasından geçmesi, şehri ikiye bölmesi. Ama Amasya'nın daha çok önem verdiğini düşünüyorum bu konuda. Tabii ki. Yani bu şeyle, yöneticilerle desteklenecek bir şey. Çünkü mimar tanıdıklarımız var. Bu işte çok fazla
para gerekiyor. Evet. Maddiyat yani bütçe gerekiyor. Bunları bir kişi bireysel olarak yapamaz. Tabii ki. Devlet eliyle olması gerekiyor. Mesela Safranbolu ve Odunpazar evleri harikalar ama biz fotoğrafçılık şeyle birlikte kulübüyle birlikte gezmiştik. Çok fazla ev var, çok fazla güzel şey var. Evet, restorasyonu olmaya başladı. Mesela Yazmacılar Hanı sanırım o restorasyonu başlamış. Evet. Çok güzel bir adım. Hatta bitmiştir belki de, görmeyeli epey oldu. Yine o medreseler, aşevi falan, oralar çok güzel hale getirilmiş. Bu yüzden teşekkür ediyoruz yöneticilere ama aynı hassasiyeti diğer evleri, restorasyon bekleyenlere de, restorasyon bekleyen binalara da yapmasını istiyoruz. Ama Tokat Kalesi gibi olmasın tabii ki. O da ayrıca bir şey. Yamalık gibi duruyor, buradan belirteyim onu da. Daha böyle özenli, daha güzel, işinde başarılı insanlarla çalışılırsa çok güzel olur. Çünkü onlara şehirle birlikte bir tarih emanet ediliyor yöneticilere. Evet. Bu emanete hıyanetlik etmemelerini istiyorum. Bu kadar. Evet, Bahar Hanım, evet, teşekkür ediyoruz. Rica programa ederim. Katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür. Şenal Hanım, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, birlikteliğimiz şu dakika itibariyle son buluyor. Haftaya cumartesi günü 16.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Konuşan Kampüs isimli programda bugün iki adet öğrencimiz konuğumuzdu ve çok güzel bir program gerçekleştirdik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, son sözlerimizi söylüyoruz arkadaşlar. Eğer Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde okuyorsanız bir gün bu ekranlara çıkabilirsiniz. Hoşçakalın.